Kardeşlerim, bakınız, biz Ali'yi vallahi tanımıyoruz. İmametine inanan bizler, velayetine inanan bizler, İmam Ali'yi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Şibli Şümeyyil ateisttir. Yani Allah'ı bile kabul etmiyor. Ateist. Allah'a inanmıyor. Ne diyor? Aliyyun nuskatun vahide. Ali tek bir nüshadır. Tek bir nüsha. Tek bir nüsha nedir? Sen bir metin yazarsın, götürüp fotokopi çektirirler onu, 100'de yaparlar, 500'de yaparlar. Ama bir metin yazarsın, onu dışarı vermezsin, tek bir nüsha. Ali diyor tek bir nüshadır. İkincisi yoktur. İkincisi yoktur. Niye diyor? Ha, o İmam Ali'yi o kadar tanımış. O İmam Ali'yi o kadar tanımış ama biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki Ali 13 tane nüshadır, kendisiyle 14. Kendisiyle 14. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Fahr-ı Razi Ehl-i Sünnet'in en büyük tefsir alimidir. Tefsiri Kebir isminde bir tefsiri vardır. Maide suresinin 61. ayetinin tefsirini yazarken diyor ki Ali nefs-i Resulullah'tır. Nefs-i Resulullah. Peygamberin nefsidir Ali. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Diyor ki ey insanlar, hepiniz bir araya toplanın. Bende olan surelerden, hayır sureden de geçtim. Bende olan ayetlerden bir tanesini de siz getirin. Yani Kur'an bir nevi insanlara meydan okuyor. Getirin diyor, getirin diyorsanız. Ali konuşan Kur'an'dır. Ali de meydan okuyor. Benim gibi bir tanesini getirin. Konuşan Kur'an'dır. Hazreti Ali aleyhisselamı ki tanımıyoruz hakikaten diyorum. Kuşeyri, Şafii alimlerinden olan Kuşeyri, Ehsenül Kebir isminde bir kitabı var. Kebair pardon. Ehsenül Kebair isminde bir kitabı var. Bu kitabında diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hangi savaşı Hazreti Ali'yi götürmedi? Tebük Savaşı. Bu kitabında Tebük Savaşı'nı anlatıyor. Ehsenül Kebair'de. Tebük Savaşı'nda savaş yapılmamış. Ama iki ordu karşı karşıya gelmiştir. İki ordu. Diyor ki Tebük Savaşı esnasında Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi Medine'de bıraktı. Salman da bayağı yaşlanmıştı. Zaten yaşlıydı Salman. Salman-ı Farsi diyor ki ordu Tebük'teyken Ali ile ben diyor ağaçtan hurma topluyorduk. Ağaçtan hurma toplar iken diyor Ali ağaçtan aldığı hurmaları benim başıma atıyordu. Eyvallah. Yapma çocuk diyor. Salman dedi ki ey Ali, benim yaşım senden kaç kat büyük. Kaç kat büyük. Yaşça senden büyük olan birisiyle şaka mı yapıyorsun? Benimle şaka mı yapıyorsun? Hazreti Ali diyor ki ya Salman, hasibte nefseke kebiren ve ra'aytene sagira. Kendini büyük, beni küçük mü zannediyorsun? Enesite deşte ercen. Sen Ercen Vadisi'ni unuttun mu? Sen Ercen Vadisi'ni unuttun mu?
وَمَنْ خَلَّسَكَ حُنَاكَ مِنَ الْعَسَدْ Ercan Vadisi'nde seni aslandan kim kurtardı? Kaldık. Seni aslandan kim kurtardı o çölde? Salman bunu duyunca şaşırıyor. Şaşırıyor. Şaşırınca Hazreti Ali aleyhisselam Salman'a diyor ki Salman, o vadide sen aslanla karşı karşıya geldiğiniz zaman aslan senin önüne çıktığında sen dua ettin. Allah'ım beni bu aslandan kurtar diye. Dua ettiğinde aslan ile senin arana bir genç belirdi aranda. Bir genç ikinizin arasında belirdi. Ve o genç seni aslandan kurtardı. Salman dedi ki, Ali vallahi billahi tillahi ben bu olayı kimseye anlatmış değilim. Ama sen benim yanımdaymışçasına bu olayı bana anlatıyorsun. Dedi Salman sabret, acele etme. Sen o gence bir tane çiçek verdin mi o gün? Teşekkür olsun diye bir gül verdin o gence. Doğru mudur dedi, evet ey Ali. Elini attı cebine Hazreti Ali. Cebinden bir gül çıkar dedi. Sen bunu mu o gün o gence vermiştin? Evet. Salman gül aldı dedi. Vallahi benim verdiğim gül o gün. Muhammed Ali Muhammed selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Ecil Ferecu. Bakınız Kuşeyri Ehsenül Kebair kitabında diyor ki bu olayı Salman-ı Farsi'den Hazreti Ali'den duyan Salman şaşırarak gitti olayı peygambere anlattı. Dedi ya Allah'ın Resulü yıllar önce Ercan Vadisi'nde seni ararken Ercan Vadisi'nde başımdan böyle bir olay geçti ve o olayı bugün Ali bana anlattı. Evet. Ki ben o olayı kimseye anlatmış değildim. Ali bugün beni dehşete düşürdü, şaşkınlığa düşürdü deyince Peygamber Efendimiz buyurdular ki Salman, ben Miraç'tan yeryüzüne döndükten sonra Ali Miraç'ta olup bitenleri bana anlattı. Miraç'ta olup bitenleri Ali bana anlatınca ben eylem ya Salman ennehum mektuliye ehedun minel enbiyai vel evliyai munzu ehde adem ilel an bi belain illa kana aliyyun huvellezi neccahu min zalik. Ey Salman şunu bil ki Adem'den ta bugüne kadar hangi peygamberin وَلَا اَوْلِيَا hangi velinin bir sıkıntısı olmuş, bir belayla karşılaşmış ise اِلَّا كَانَ عَلِيٌّ هُوَ الَّذِنَ جَهُ مِنْ ذَٰلِكِ belayla karşılaşan peygamber veya veliyi o beladan, o sıkıntıdan Ali kurtarmıştır. Adem'den ta bugüne kadar. Hangi peygamber, hangi veli bir sıkıntıyla karşılaşmışsa o sıkıntıdan o peygambere veliyi kim kurtarmıştır? Ali kurtarmıştır. Yani sen de onlardan birisin ki seni kurtarmıştır. Nelerden sen de Allah dostlarından birisisin. Bakınız o şehri Ehsenül Kebair'de bunu yazıyor. Şafii alimidir ve aynı hadis Şia alimlerinden, Ehl-i Beyt alimlerinden Nefesur Rahman kitabının 27. sayfasında var. Sahabelerden bir tanesi, ashabtan bir tanesi ticarete gidiyor. Ticarete. Bunu anlatıyorlar Peygamber Efendimiz'e. Diyorlar ey Allah'ın Resulü falanca ticaret için Çin'e gitti.
Çin'e. Ve bu ziyaretten çok çabuk döndü ve büyük bir karla döndü. Çin ticaretinde erken dönüyor ve büyük bir karla dönüyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki dünya malı çoğaldıkça sahibine gıpta etmeyin, özenmeyin. İşte bunun malı her geçen gün çoğalıyor deyip de ona özenmeyin. Zira dünya malı sıkıntıdır. Allah yolunda tasarruf eder iseniz o nimettir. Allah yolunda tasarruf etmez iseniz o vebaldir, sıkıntıdır. Ancak şimdi sahabe o ticaretle uğraşan o sahabeyi Peygamberimiz anlatıyor. Peygamberimiz buyurdular ki ancak sermayesi bu ticaretçiden, bu tüccardan az olan sermayesi. Dönüşü bu tüccardan çabuk olan. Şimdi bu adam Çin'e gitti geldi. Peygamber diyor ki sermayesi bundan az. Dönüşü bundan çabuk olan ve karı bundan çok çok fazla olan birisini size anlatayım. Bir salavat çevirmeler. Allah'a emanet.